Merhaba herkese, haftalar İşkeo günlük grafik. İşkeo'yu bir arkadaşımız sormuş. 2,5 olur mu gibi bir şey yazmış. Yanlış hatırlamıyorsam fiyat olarak da. Şimdi ben arkadaşlar bilemiyorum fiyatlar nereye gider, nereye gelir. Yani bunu söylüyorum. Bazen eleştiriyorlar. Yani aslında haksız eleştiriyorlar. Yani cevap vermiyorum çoğu zaman da yorumlarda da. Ben bilemem ki, yani kimse bilemez bir hisse nereye gidecek. Hayat belirsizliklerle dolu. Ya var mı yani yarının haber akışını bilebilen var mı? Ekonomik, siyasi haber akışını hiç kimse bilemez. Yani bir gece bir şey olur. Öyle bir şey olur ki ya bakan istifa etti. Ya dolar nereden nereye, ya 1 lira düştü ya. 1 lira mı düştü? Yanlış hatırlamıyorum 1 lira düştü. Bakın bakan istifa. Kim bilirdi bakan istifa edeceğini? Hangimiz bilebilirdik? Yani bir sürü şey var yani. Bir sürü şarta bağlı bu iş. Yani onun için kimse bilemez arkadaşlar. Onu bir size gönül rahatlığıyla söyleyeyim yani. Ha şu bilir. Şimdi 1 milyar param vardır. Bir hisse kaldıracağımdır. Ben bilirim onun nereye gideceğini, yarın ne yapacağını, ya yani nerede durduracağımı da bilirim. O hisseyi de o, yani öyle bir kudreti olan varsa o bilir. Onun da umurunda olmaz hiçbir şey hayatta. Şimdi işkevi o tabii bir düşüş trendindeydi. 1.72-71 civarlarından bir destek aldı. 1.70 diyelim biz onu, düz hesap. Bir destek aldı. Oradan bir tepki. 200 güne doğru geldi. Bakın 2 lira 8 kuruş civarına bir tepki. Tam 2.8'de kapatmadı da 2 kaçtı burası? 7 miydi neydi? 2.7. 2.7'de galiba şey yaptı. Kapatmadı da yani temas orayı oldu. Oradan tekrar gevşeme. Destek 1.70. Pimpon topu işte tekrar bu sefer 50 güne. 50 gün ortalaması sarı. Direnç olmuş mu? Olmuş. Demek ki direnç oluyorsa önce bir orayı kırmak lazım. Yani 1.92'nin üstünde, 1.93'ün üstünde kapanışlar. İşkevi o da önemli. Tekrar şu 200 gün ortalamasını 2 lira 8 kuruşa doğru bir şey getirebilir. Hareket getirebilirse kısa vade takip etmek lazım. 1.92'nin üstüne kapanış alıyor mu almıyor mu hisse. Aşağıda 1.70 bozulmadıkça öldüm bittim bir durum da yok. Yani o destek alanıdır. Üstünde kaldıkça en azından yukarı tepkiler ara ara gelir çoğu zaman. Ama kırılırsa tabii aşağıda bir daha 1.58 civarları var ki orası çok uzun zaman önce yaptığı bir tepeye de denk geliyor. Yani 2016 tepesine de denk gelen bir 1.58 desteği var. Kırılır mı? Ya şimdi Mart dibi 1.20'lerde bu işsin. Yani olmaz diye bir şey yok da. Yani hayatta her ihtimal var. Ama ciddi bir destek olması da beklenir bu 1.60-1.58'lik kısmın. Şimdi şunu da söyleyeyim tabii duyarlı yani şeye. Bu GEO'lar, çimentocular falan Kanal İstanbul haberlerine oldukça duyarlı. Ama bu duyarlılık çok kalıcı bir şey olmuyor. Yani her zaman bir açıklama yapılıyor. Temel atma açıklaması. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı temel atacağız dedi. Bugün GEO'lar biraz yukarı hareket ettiler açılışta. Kapanışları gene bu bir kaçıncı ya oldu bu film bilmiyorum ama her Kanal İstanbul haberinde bu film dönüyor. Bunun da farkında olmak lazım. Tabii bir temel atma olursa GEO'lar ya şimdi şu, konu uzayacak biraz. Yani istiyorsanız buradan itibaren kapatabilirsiniz. Teknik olarak bir şey söylemeyeceğim daha fazla da. Şimdi GEO'ların vakti, bunu hep örnek veriyorum. Yani tabii dinleyen kitle hep aynı kitle olmadığı için tekrar söyleyeyim. Abi dondurma yazın tüketiliyor ya. Yani hava sıcak olunca. Hem kışın markette var da kış aylarında bu sorun bakalım dondurmacılar ne kadar satıyorlar. Yazın ne kadar satıyorlar. Yani bunun da bir vakti var. Ne bunun vakti? GEO düşük faiz ortamını sever. Ya bu kadar basit. Yüksek faizle GEO yani konut nasıl satılsın? İnşaatlar nasıl artsın? Bakın hiç olmaz demiyorum. Yani inşaat elbet oluyor satılıyor. Ama hız kazanıyor mu? İvme kazanıyor mu? Ruhsat sayısı artıyor mu? Onlara bakmak lazım. Yani o yüzden de burada GEO'lar söylüyorum. Yani Türkiye faiz tabii enflasyon pik yapmadı. Enflasyon Naci Ağbal olsa çok büyük ihtimal pik yapmış olurdu diye düşünüyorum ben. Mayıs ayında çok büyük ihtimal pik yapar diye ya da en geç hadi Haziran ayında artık yani bir faiz indirimi sonbaharda gelebilir diye. Ben değil yani herkes düşünüyordu. Tabii şimdi bu değişiklik yaramadı. Enflasyon yukarı, dolar 1 lira daha arttı falan. Onun da bir etkisi olacak tabii haliyle. Enflasyon yukarı. Enflasyon yukarı çıkması demek faiz indirimine daha geç başlamanız demek. Faiz indirimi geldiği zaman zaten GEO'lar. Hani bırakın Kanal İstanbul'u sunursun. Kanal İstanbul zaten 7 yıllık bir proje. O da ayrı bir konu. Yani o çok uzun sürecek bir proje. Tabii kısa vade etkisi olur temel atılırsa da hani kalıcı olur mu olmaz mı bilemem. Ama faiz indirimi başladığı anda bakın inşaat ruhsatlarının artması gerekmiyor. Ruhsat sayılarının veya inşaatın hızlanması da gerekmiyor. Ama etkisi olur. Yani bütün GEO'ları yukarı itmeye hızlıca
başlar diye düşünüyorum. Yani yeter ki ekonomik olarak o toparlama ufukta gözüksün. Şu an için maalesef. Yani Haziran ayı tekrar enflasyon yüksek gelecek diye bekleniyor. Tabii bu da şey demek artık, yani bir çeyrek daha belki indirim şeyinin ihtimalinin. Bunu bana değil de daha çok, tabii çok iyi şeyler var. Ekonomistler var yani, daha detaylarını anlatan. Onlardan takip edin. G olan da olayı budur. RSI ve MACD, onları söyledim mi? Yani onlar da çok neşeli değiller. Söylenebilecek başka bir şey yok. Ha, buradan şu çıkmasın. GEO'lar hiç yukarı hareket etmez, çıkmasın. O da çok şey bir düşünce olur. Sığ bir düşünce olur. Tabi mutlaka fiyat salınımları olacaktır. Yukarı aşağı her zaman olduğu gibi. Yani burada 2018 örneğine bakabilirsiniz. Hemen oraya götüreyim size. 2018 doların yukarı patlaması, faiz arttırımı 625 puan faiz verildi. 2018 Haziran'da mı verildi? Tam hatırlamıyorum şimdi. Haziran'da verildi diye hatırlıyorum. Yani şurada o kadar yüksek bir faiz arttırımından sonra haliyle enflasyon düşeceği için hemen Ekim-Kasım'da şey başladı. İlk indirim işaretiyle beraber, ki olacak, mecbur olacak. Çünkü hemen bakın yukarı nasıl tepki veriyor. 88 kuruş 1.12. %50'lik bir tepki veriyor. Ya bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ondan sonra o 2019 haliyle tekrar sıkıntılı zaman. Söylenebilecek başka bir şey yok. Yani biraz işi muhabbete vurduk ama bu da genel, hani bir yatırımcı gözüyle kovalamanız gereken bilgiler anlamında belki işinize ileriki zamanda yarar. Herkese iyi akşamlar.